Malum efendim, Kazan Seymenler Parkı diyoruz. Bu güzel parkımızın açılışında şöyle güzel bir seymen gösterisi izlemeden geçmek olmaz. Huzurlarınıza şimdi Ankara Oğuz Seymenleri Derneği'nin seymen ekibi var. O güzel alkışlarınızı bir de seymen ekibi için göndermenizi rica edeceğim efendim. Belediye Başkanımız Sayın Lokman Ertürk'ü bu anlamlı günde konuşmalarını yapmak üzere sizlerin de güçlü ve kuvvetli alkışlarıyla buraya davet ediyorum hep. Esnaf Sanatkar Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Şoförler Odası ve diğer sivil toplum örgütlerinin çok değerli başkanları, sevgili kazanlılar, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri. Sizleri böylesi güzel bir günde Seymenler Parkı açılışında en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Biz yaptığımız bu çalışmalarla Kazan'ı bugünlere getirmemizde insanlar arasında kutuplaşma, memleketinden dolayı, etnik kimliğinden dolayı veyahut da siyasi kısır çekişmelerinden dolayı ayrışma içerisinde olmaksızın ortak akıl toplantıları yapmak suretiyle Kazan'ın 30 yılını, 50 yılını planlamak suretiyle ortak akıl toplantılarını yaptık. Kimin Kazan'la ilgili bir projesi varsa tüm siyasi partileri, geçmiş dönemdeki belediye başkanlarını, Kazan'a hizmet eden herkesi buralara çağırdık. Gelin Kazan'la ilgili projelerinizi ortaya koyun dedik. Biz kolektif bir takım anlayışı içerisinde sevgiyle, kardeşlikle, barışla, her zaman söylediğimiz gibi Yunus Emre'nin sevgisinden, Mevlana'nın hoşgörüsünden bahsederek birlik ve beraberlik içerisinde Kazan'ı nasıl kazandırırız ve kalkındırırız hesabını yaptık. Her zaman söylüyorum, hiçbir zaman hizipte yarışmadık, hizmette yarıştık. Bugün bu güzellikler her zaman söylediğim gibi Lokman Ertürk'ün başarısı ve güzellikleri değildir. Bu güzellikler Kazan halkıyla, tüm siyasi partilerle, tabanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, kanaat önderleriyle, birlik ve beraberlik içerisinde, hoşgörüyle, sevgiyle çocuklarımızı yaşanabilir modern bir ilçede bundan sonraki günlerde de yaşamalar için el ele, gönül gönüle vererek işçisiyle, memuruyla, başkan yardımcısıyla, müteahhitiyle hep beraber el ele, gönül gönüle vererek geldik. Biz şu anda Kazan'da 32 tane şantiyemiz varsa Kazan bugün Türkiye'nin 985 tane ilçesi içerisinde ilk 30'a girdiyse, bugün Kazan Ankara'da dış ilçeler içerisinde gelişmişlik sıralamasında birinci sıraya girdiyse, bugün Kazan 9 defa Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının ziyaret ettiği bir ilçe olmuş ise, bizim bu manadaki doğru attığımız adımlarla bunun örneğini gösterdiği bir süreç yaşamıştır. Biz Kazan'da göreve geldiğimizde projelerimizi ortaya koyarken bunlar hayal görüyor, Kazan'da bu gelişim ve değişimin olması mümkün değil diyenler, Ovaçayı Köprüsü'nü dahi yıllardır Vaat Köprüsü olarak adlandırılıp belediyenin imkanlarıyla Ovaçayı Köprüsü'nü ikinci şeridine aşmamız mümkün değil diyenlere, göreve geldiğimizde bu gelişim ve değişimle 56 günde kendi öz kaynaklarımızla, sanayicimizin desteğiyle o Vaat Köprüsü'nü vaat olmaktan çıkarttık. Doğalgazın hayal dedikleri 3 araçla Kızılay'a gittiğimiz bu günler, o günlerde, şimdi bırakın merkezde, Bitik köyünde,
Fethiye köyünde, Kışla köyünde dahi o köylü vatandaşımız tek vesaitle köyünün önünden bindiği otobüsle Kızılay'a gider oldu. Göreve geldiğimizde Kazan'da 7 tane park vardı. 7 tane park, bizden önceki dönemde 2 tane park vardı, hatırlarsınız. Satı Kadın Parkı, emeği geçenlerden Alparslan Türkeş Parkı, merhum, saygıyla anıyorum. Emeği geçenlerden sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Kazan'da her zaman, Kazan'ın köylükten bugünkü güne gelmesine kadar, metropol içi olmasına kadar geçen süreçte emeği geçen tüm siyasi parti liderlerine, belediye başkanlarımıza her zaman sizlerin huzurunda ve kamuoyunun huzurunda şükranlarımı sunduk. Bizden önceki dönem 5 yıllık sürede 2 tane park ve göreve geldiğimizde şu anda yaptığımız 42 tane park. 2 tane parkın toplam metrekaresi 6000 metrekare. En son TOKİ bölgesinde Profesör Doktor Necmettin Erbakan merhum hocamızın adına yaptığımız park 40.000 metrekare. Gene merhum Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, şu anki parkımız 45.000 metrekare ve buna benzer 42 tane park. Göreve geldiğimizdeki yeşil alanla bugün şu anki itibariyle yeşil alan arasında 200.000 metrekarelik bir fark var. Bir zamanlar domates biberi yetiştiriliyor diyerekten gazetelere manşet atanlar, Başkent Üniversitesi'ne 150.000 metrekare araziyi peşkeş çekti diye iftira atanlar, Allah nasip etti, bu ay içerisinde Başkent Üniversitesi 7 bölümle öğrencisi alacak. Geçen görüştüğümüz rektörün de bize bildirdiğine göre bundan sonraki süreçte Başkent Üniversitesi kampüsü olarak içerisinde fakültelerle beraber de hizmete girecek. Gazi Üniversitesi 2 tane yüksek okulla 5000 öğrenciyle senato kararını almak suretiyle Kazan'a girmeye başladı. Arsasını tahsis ettik, projesi bitti ve TAİ'den, yönetim kuruldan çıkan kararla da sizlerin huzurunda TAİ yönetim kuruluna ve genel müdürümüz Muharrem Dörtkaşlı'ya şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 1,5 milyon dolar, yani 3 trilyon nakit para vermek suretiyle Allah nasip edecek, önümüzdeki günlerde de Gazi Üniversitesi'nin inşaatlarına ve kampüsüne başlayacağız. Öncelikle bize bu çalışmalarımızla gerçekten de arkamızda duran, hükümetimizle aramızda bir köprü sağlayan, Kazan'da birlik ve beraberliği sağlama noktasında duruşuyla bizim de takdirimizi kazanan AK Parti Kazan İlçe Başkanımız Sayın İsmail Akkaya sizlerin huzurunda şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bununla beraber ilçe kaymakamımıza, tüm sivil toplum örgütlerimize, tüm belediye meclis üyelerimize muhalefetiyle, iktidarıyla Kazan için ortak akılda toplandıkları için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İşçime, memuruma, başkan yardımcıma, burada emeği geçen işçisinden müteahhite yine sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Parkının açılış kurdelasını kesmek üzere platforma davet ediyorum. Şimdi hep birlikte hemşehrilerimizin hizmetini açmış olacağız. Gördüğünüz gibi Kazan kazanmaya devam ediyor. Kazan güzelleşmeye, değişmeye, değişirken gelişmeye ve kendi güzelliğine daha da bir güzellik katmaya devam ediyor. Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız, değerli büyüklerimiz açılış kurdelasını kesmek üzereler. Bu güzel eser Kazan'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz alkışlarla efendim. Herkesi parkımızı gezmeye davet ediyoruz şimdi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz.